En yüksek kariyer sayı ortalamalarına baktığımız zaman Michael Jordan ve Will Chamberlain ilk iki sırada. Sürpriz yok. O üçüncü sırada. Hemen LeBron James ve Jerry West'in üstünde. Dr. J'in, Michael Jordan'ın, Kobe Bryant'ın yaptığı hareketlerin birçoğunu yıllar önce o yapmıştı. O kadar ki hang time, crossover, belaying, behind the back ve jump shot gibi, the baby hook gibi birçok deyim basketbola o yaptıktan sonra girmeye başladı. Kobe Bryant'ın Michael Jordan'la ilişkisine onu sıkça aradığını ve hareketleri nasıl yaptığı konusunda bilgi aldığını biliyoruz ama Michael Jordan'dan önce Kobe Bryant onu arıyordu. 6 Eylül 2018 tarihinde Lakers Staples Center'da onun heykelini ilk kez açıklarken Lakers efsaneleri Magic, Shaq, Logo, Kareem hepsi oradaydı. Kobe Bryant bir tebrik videosu yolladı. Ve o tebrik videosunda onun maçlarını defalarca izlediğini, ayak oyunlarına hayran olduğunu ve birçok hareketini de kopyalamaya çalıştığını itiraf etti. Hiç NBA şampiyonluğu kazanamadı. 8 kez NBA finallerinde kaybetti. Bunların 7'si Bill Russell'ın o 7 Hall of Fame'li Boston Celtics takımına karşıydı. 1971-72 sezonunda Lakers tarihi bir sezon geçirip şeytanın bacağını kırmıştı ama o dizlerindeki sakatlıklardan dolayı o sezon 9 maç oynadıktan sonra artık ağrılara dayanamayıp basketbolu bıraktığını açıklamıştı. NBA tarihinin en skorer, en büyük skorerlerinden biriydi ama hiç sayı kralı olamadı. 14 NBA sezonu ki bunların son 9'u dizlerindeki sakatlıklarla boğuşarak geçti. O zaman da en iyi sakat olmadığı dönemlerde Will Chamberlain sayı krallığına abone olmuştu. 11 kez All-Star seçildi, 10 kez NBA'in en iyi 5'ine. Basketbolun oynanış şeklini değiştirdiği söylenir hep. NBA tarihinin belki de hiçbir zaman hak ettiği övgüyü alamayan süper yıldızı. Los Angeles Lakers'ın da ilk süper yıldızı. Bugün bir zamanlar Amerika'da Elgin Baylor, Rabbit. Bir zamanlar Amerika. Elgin Baylor 16 Eylül 1934'te Washington DC'nin sadece siyahlar için ayrılmış bir bölgesinde doğdu. Annesi Azil dindar bir kadındı. Babası John ise öfkeli ve kızgın bir adam. Kolunda doğum sırasında bir saat vardı. Saatin markası Elgin'di ve babası Elgin adını saatine bakarak saatin markasını vererek koydu. Annesi onu hep desteklerken babası sert ve sinirliydi. Elgin büyüdükçe babasının da niye bu kadar öfkeli olduğunu daha iyi anlamaya başladı. İki abisi Sal ve Kermit çok iyi basketbolculardı. Ancak polis hiçbir şey yapmamış olmalarına rağmen onları sıkça karakola götürüp orada tutuyordu. Irkçılığın çok yoğun yaşandığı bir bölgeydi ve yıllardı. Hele bir keresinde polis evine gelip babasının ablasını dövmediği takdirde onu karakola götüreceğini söylemesinin ardından babasının yok bir sebepten dolayı ablasını dövmesini Elgin Baylor hiç unutamadı. Açık hava basketbol sahaları Washington DC'nin beyazlar için olan bölgesindeydi. Bu nedenle 14 yaşına kadar eline basket topu bile almadı. Gizlice hava iyice karardıktan sonra o bölgeye gidip basketbol sahalarını kullanıyordu. Ama ilk başlarda basket topu olmadığı için yanında götürdüğü bir tenis topuyla oynuyordu. Gerçi tenis topuyla oynaması ileride göz-el koordinasyonuna müthiş yardımcı olmuştu ve gelişmesini sağlamıştı. Spring Garden Lisesi'nde 3 kez Washington DC'nin en iyi
şehir beşine seçildi. Tabii ki siyahi öğrencilerden kurulu olan liselerin en iyi beşine. Birkaç kez liseyi bıraktı, dersleri sevmiyordu, notları iyi değildi ve mobilyacı da ailesine yardımcı olmak için çalışmaya başladı. Sonra tekrar sonunda liseye döndü. Şimdi Washington Post gazetesi o yıllar sadece beyaz liselerin lise maçlarını verirdi. Jimmy Wexler adında bir beyaz yıldız vardı. Hem beyzbolda hem basketbolda çok iyi bir oyuncuydu. O eyalet sayı kralını kırdığında Washington Post büyük puntolu baş sayfa manşetinden haberi verdi. Lise sonunda yani yaklaşık bir yıl sonra Elgin Baylor Phelps Lisesi'ne karşı 63 sayı attı ve Wexler'ın rekorunu 11 sayıyla kırdı. Washington Post manşetsiz, fotoğrafsız haberi 2 satır verdi. O yıl başka bir gazete en iyi beyazlarla siyahileri bir araya getirip beyaz siyahi maçı yaptırmak istedi Washington DC bölgesindeki ve maçı organize etti. Hatta Jimmy Wexler bir sezon önce mezun olmuş olmasına rağmen o maçta yer aldı. 900 kişilik salona 1500 kişi geldi ve ilk kez bir ters maça tanıklık ettiler. Baylor bir spin hareketiyle Wexler'den sıyrıldı ve ters maçla pozisyonu tamamladı. Ama dediğim gibi Wexler da iyi bir oyuncuydu. Geri adım atmadı. Maçı 34 sayıyla tamamladı. Ama Elgin Baylor 44 sayı attı o maçta ve siyahiler beyazları 25 sayıyla yendiler. Wexler yıllar sonra şu açıklamayı yapacaktı. Beni yerime oturttu. Hiç böyle bir oyuncu, böyle bir seviye görmemiştim. Bambaşka bir dünyadaydı sanki. İstediği her şeyi çok rahatlıkla yapabiliyordu. Neyse Wexler'ın spordaki geleceği basketbolda değil, beyzbolda oldu ve 3 sezon Los Angeles Dodgers ve New York Yankees forması giydi profesyonel seviyede. Şimdi Elgin Baylor liseyi bitirmemişti. Ayrıca o zamanlar Washington DC basketbolu diye bir şey yoktu. Yani o bölgeden büyük okullar gelip oyuncu almıyorlardı. Genelde New York, Philadelphia, Chicago gibi şehirlerden alıyorlardı. Ama bu maç sayesinde en azından bir üniversite Elgin Baylor'ın varlığından haberdar oldu. Idaho'da. Dünyanın öbür ucu. Miller uzaklıkta ve ABD'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin en beyaz yerlerinden biri olan Caldwell, Idaho ona burs teklif etti. Ama bir şartları vardı. Hem basketbol hem de Amerikan futbolu oynayacaktı. Şimdi Elgin Baylor'ı biraz tanıdıkça nasıl bir kişilik olduğunu da daha iyi anlayacağız. Onların şartı varsa benim de şartım var dedi. Aynı mahalleden iki arkadaşımı alacaksınız dedi. Tek kollu Gary Mays, evet resmen tek kolluydu. Çok iyi bir basketbolcuydu. Daha da iyi bir beyzbolcuydu. O zaten hem beyzbol hem basketbol oynadı Idaho'da. Ve Warren Williams, o da hem futbol hem basketbol oynadı. İkisine de full burs verdirdi mahalledeki iki arkadaşına ve gerçekten o bölgenin kalkınmasında çok büyük rol oynadı. Elgin Baylor'ın Idaho Üniversitesi'nde geçen tek yılı gerçekten müthişti. Beyaz öğrenciler Baylor'ın mütevazi tutumuna çok çabuk ısındılar. Takım tarihinde ilk kez konferansı namağlup bitirdi. 15'te 15. Idaho Coyotes tarihinin en başarılı, en büyük sporcusunu izliyordu. Takım Montana State'te bölge finallerinde kaybetti ve sezonu 23 galibiyet ve 4 mağlubiyetle bitirdi. Elgin Baylor 32.8 sayı ve 18.9 reboundla oynadı. Whitman maçındaki attığı 53 sayı, 34 rebound, ikisi de hala okul rekorlarıdır. Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen. Şimdi sezon bitiminde okul yönetimi finans sıkıntısından dolayı basketbolda bursları azaltma kararı aldı. Baylor şok olmuştu. Çünkü okulu çok seviyordu. O ortamda derslere de vakit ayırıp en azından vasat notlar almayı başarıyordu. Ama belki de onun için böylesi daha hayırlı oldu. Çünkü Idaho Coyotes sonuçta bir NAIA okuluydu. Şimdi NCAA'lerde oynama şansı doğmuştu. Ama yine pek çok ilgilenen olmamıştı. Minneapolis Lakers onun farkına varmıştı
NAIA'de oynamış olmasına rağmen o sezon NBA draftinde 14. roundda, o zaman her tur 14 tur vardı galiba, çok tur vardı. Ama Baylor'a teklif yapan tek üniversite de Seattle Üniversitesi'ydi. Gerçi o teklif de şöyleydi, Ralph Monroe adında bir araba satıcısı o bölgede bir AAU takımını sponsor ediyordu. Transfer olduğu için bir sezon Elgin Baylor'ın NCAA'lerde oynayamayacağını bildiğinden dolayı onu bir yıl boyunca kendi takımında oynatıp kendi reklamını yapacaktı. Tabii Baylor bir kez daha çok başarılı oldu. Seattle çok önemli bir oyuncuya imza attırdığının farkındaydı. Ve Baylor yine kendi mahallesinden, eski mahalleden Francis Saunders ısrarıyla Saunders'a full burs verdirdi. Seattle Üniversitesi'nde kariyerine başladı. Seattle koçu John Castellani, Elgin Baylor'ı şöyle tarif ediyor. O Dr. J'den önce Dr. J'di, Michael Jordan'dan önce de Michael Jordan'dı. İlk defa onun gibi jump shot atan bir oyuncu gördüm. Havada yükselip asılı kalıp tek eliyle atıyordu. O sezon Elgin Baylor'ın Seattle'daki ikinci sezonu, NCAA finallerine kadar takım gitti. İlk sezonu da NIT'de oynamıştı ve finallerde Kentucky ile karşılaşıyorlar. Kentucky'nin koçu Errol Flynn. Glory Road diye bir film var. Aynı Kentucky, aynı Errol Flynn. Daha sonra gerçekleşen doğru bir hikaye. O başrolde Josh Lucas var. O filmi de size tavsiye ederim. Bu daha önce olduğu için durum daha da beter. Kentucky'nin o seneki şampiyonluğu yıllarca tartışıldı. Şimdi bir kere Final Four Louisville'da oynanıyor. Louisville zaten Kentucky'ye yürüme mesafesi neredeyse. 19 bin taraftar var. 18.999'u belki Kentucky taraftarı ve beyaz. Kentucky'nin takımı da hepsi beyaz. Hakemler beyaz ve Amerika'nın o dönemler hala öyle. En ırkçı bölgelerinden birinde bu Final Four yapılıyor. Ve zaten yarı finaldeki Temple Üniversitesi galibiyeti bile çok şaibeli. Hatta Temple'da siyahi oyuncuları olan bir okul, şehir okulu. Hatta şöyle bir şey oluyor. Elgin Baylor maçı seyrederken takım arkadaşlarına diyor ki inşallah bu iki hakem bizim maça verilmez diyor ve veriliyor. Kentucky Temple'ı 61-60 yenip finale kalıyor. Bu arada Elgin Baylor'ın kendi yarı final maçında da kaburgası kırılıyor. Kansas State'li Bob Boozer'ın bir dirseğiyle, ama final maçı çıkacak, oynayacak. İlk yarıda 3 hayalet faul çalınıyor ona. 4. faulü hemen 3. çeyreğin başında çalınıyor. Castellani hiç daha önce takımı çalıştırmadığı Elgin Baylor'ı koruyan bir alan savunması uyguluyor. 4. faulü aldıktan sonra ilk yarıyı Seattle önde kapatıyor. Ama bu alan savunmasına karşı iyi şütörlere sahip olan Kentucky geriden gelip maçı 84-72 kazanıyor. Elgin Baylor kırık kaburgasına ve faul problemine rağmen 25 sayı ve 17 reboundla maçı tamamlıyor. O gün yaşadığı çaresizliği de asla unutmuyor. NCAA yıllarını kapatmadan önce mutlaka anlatmam gereken efsane bir hikaye var. 1957 yazı. Will Chamberlain Kansas Jayhawks Üniversitesi'nde ilk sezonunu 29.6 sayı ve 18. rebound ortalamasıyla tamamlamış. Elgin Baylor da Seattle'daki ilk sezonunu oynamış. 29.7 sayı ve 20.3 rebound. Yani Chamberlain'ın üstünde. Ve Chamberlain kim bu ya diye merak etmiş. Şimdi Kansas'ta kalsın diye bir araba elde ediyor. Hadi Kansas'ı şimdi çamur atmayalım ama legal değil tabii. Oldsmobile bir arabası var. Oldsmobile arabasına atlıyor. Philadelphia'dan Washington DC'ye gidiyor. Niye? Elgin Baylor'la maç yapmak için. İkisi de o bölgenin en iyi siyahi oyuncularını dörder tane yanlarına alıyorlar ve muhtelif parklarda, daha önce açıklanmayan parklarda bu maçlar oynanıyor. Niye mi? Çünkü duyulsa izdiham olacak. Duyulmamasına rağmen insanlar damlardan, ağaçlardan sarkarak bu iki muhteşem oyuncuyu izliyor. İzleyenler arasında Dave Bing adında 13 yaşında bir genç var.
Dave Bing ileride bir Detroit Pistons efsanesi olacak. Hatta Detroit'in belediye başkanı seçilecek kadar da popüler olacak. O maçları şöyle özetliyor. Ne izlediğimizin farkında bile değildik. Hiç böyle oynayan iki kişi daha önce görmemiştik. Sanki Zeus'la Herkules birbirleriyle kapışıyordu diye anımsıyor o maçları. Chamberlain esasında Baylor'la daha önce tanışmıştı. 24 Mart 1957 The Ed Sullivan Show, Amerika'nın en çok izlenen televizyon programı. O programda NCAA'lerin en iyi yıldız adaylarını çıkardılar. Ama orada hiç Elgin Baylor'la tanışmadı. Hatta Elgin Baylor'ın belki farkında bile değildi. Gerçi ikisi CIA olan tek isimlerdi orada ama. Yani Elgin Baylor o kadar az tanınıyordu ki Ed Sullivan bile, ki bu tür şeylere çok dikkat eder, onu Elgin Baylor diye değil, Elgin Baylor diye tanıtmıştı. Chamberlain artık onun kim olduğunu biliyordu. Çok enteresan. Washington DC'de 2 hafta kaldı. Sonra Philadelphia'ya döndü. Herhalde işte yanına bir şeyler aldı. Bir hafta daha Washington DC'ye gidip 10 gün daha kaldı. Şimdi Washington DC'nin en iyileriyle 100'e yakın karşılıklı maç yaptılar. Baylor'ın takımı neredeyse bu maçların hepsini kazandı. Wilton takımında kendisi pivot olduğu için Baylor'ı yavaşlatabilecek bile bir oyuncu yoktu. Baylor Seattle'da ikinci sezonu bittiğinde 23 yaşındaydı. Çünkü lisede çok zaman kaybetmişti. NBA sezonu başlayacağında 24 yaşında olacaktı. Erken profesyonel olma kararı aldı. Çünkü sezon başladığında 24 yaş bir çaylak için gerçekten zaten çok büyük bir yaş. 25 olmasını hiç istemiyordu. Onu seçen takımla anlaşamadığı takdirde de Bill Chamberlain bunu yapmıştı. Bir zamanlar Amerika'sından hatırlayacaksınız. Harlem Globetrotters'da oynayacaktı. Harlem Globetrotters'ın da o zamanki sahibi Abe Sapers değil. Onun da hikayesini anlatmıştım. Şimdi 1958 NBA draftinde Minnesota Lakers Baylor'ı ilk sıradan seçtiler. Lakers'ı Minneapolis o zaman 5 şampiyonluğa taşıyan George Mikan 1956 yılında 31 yaşında basketbolu bırakmıştı. Takım o bıraktığından beri yerlerde sürünüyordu. Takımın sahibi Bob Short iflasın eşiğindeydi. Yani öyle diyordu en azından. Çok cimri bir adamdı. Short, Baylor Lakers'la anlaşsın diye 20 bin dolar verdi ona ki o zaman için çok büyük bir rakamdı. Ama kendi dediği başka çarem yoktu. Eğer Baylor'a o formayı giydiremezsek takım iflas edecekti. Çünkü bir sezon önce 19 galibiyet ve 53 mağlubiyetle Minneapolis sezonu tamamlamıştı ve ne oldu biliyor musunuz? Çaylak sezonunda Elgin Baylor Lakers'ı 19 galibiyetten NBA finallerine kadar taşıdı. Ama işte belki de hep hakkının yenilmesine yol açan orada Bill Russell, 7 Hall of Fame'li Boston Celtics ve 4-0 Lakers'ı süpürdüler. Baylor sezonun en iyi çaylağı seçildi. All-Star oldu ve MVP yarışında da Bob Parrott ve Bill Russell'ın arkasından 3. bitirdi. Kısacası Minneapolis Lakers'ı kurtarmıştı. Şimdi 1958 yılında beyzbol takımı Brooklyn Dodgers, Brooklyn'dan Los Angeles'a taşınmıştı ve inanılmaz para basmaya başladılar. Los Angeles böyle şeylere aç bir yerdi ve Bob Short da bunu fark etti. Bu onun gözünden kaçmadı. Bunu da bir yere not edelim. Şimdi Baylor sadece oynarken tarih yazmıyordu. Oynamadığı zaman da tarih yazıyordu. Ne demek istediğimi şimdi şöyle anlatacağım. Kasım 1958'de Lakers bir maç için Charlotte, North Carolina'ya gidiyor. Şimdi Charlotte'ın takımı yok ama o dönem para kazanmak için takımlar böyle basketbola susamış şehirlerde de maç yapıyorlardı. Ve gittikleri yerde Baylor ve siyahi takım arkadaşları Bo Ellis ve Ed Fleming'in otele alınamayacağı söylendi. Siyahiler için ayrılmış daha kötü bir otel vardı. Onların orada kalması istendi. Ve Baylor, beyaz takım arkadaşı Hot Rod Hundley, o da önemli bir oyuncu. Hatta Ed Sullivan Show'daki şeyde o da vardı en sonda. Hot Rod Hundley'e diyor ki bak diyor, eğer diyor böyle bir şey bir daha olursa ben o maçı oynamam diyor. Şimdi çaylak bir siyahi için bu gerçekten çok önemli bir duruş. Lig başkanı Maurice Podoloff devreye giriyor, söz veriyor Elgin Baylor'a.
bir daha hiç böyle bir şey olmayacak diye. Çünkü Elgin Baylor herkesi izlemeye geliyor. Ama 19 Ocak 1959'da bu kez Charleston, West Virginia'da Kanawha Hotel'i CIA oyuncuları almıyor. Elgin Baylor oynamayacak. Koç John Kuntla bütün takımı alıyor, siyahilerin kaldığı başka bir otele götürüyor. Edna's diye bir otel, daha ucuz. Bu kez iyi lokantalar siyahileri almıyor ve Elgin Baylor markete gidiyor. Marketten 3-5 şey alıyor ve yemekleri odasında yiyor. Şimdi 6000 kişilik bir salonun yeni açılışı bu. Charleston Civic Center. Elgin Baylor çok önemli. Çünkü o zaman önceden bilet alma falan yok. Hatta Hanley onu ikna etmeye çalışıyor oynaması için. Ama Elgin Baylor bir daha olursa oynamam demişti. Hot Rod Hanley'i de kırmak istemiyor. Şöyle diyor, maça gelirim ama sokak elbiselerimle maçı seyrederim diyor. Ve en azından salona gidiyor. 6000 kişilik salona 2900 kişi falan ancak geliyor o oynamayacağı için. Yani böyle bir şey yapması intihardan farklı değil ama o zamanın yıldızları işte Bill Russell, Oscar Robertson, onlar da çok karakterli, sağlam duran siyahiler olduğu için bugün NBA'de siyahilerin geldiği noktaya ilk adımları atan isimlerdir. Hot Rod Hanley'e şunu söylüyor, onu da çok seviyor bu arada. Ben bir insanım diyor, beni bir kafese koyup canı çektikleri zaman beni o kafesten çıkarıp oynatamazlar diyor. Ve Hot Rod Hanley de ona hak veriyor. Şimdi 1959-60 Lakers'ın Minneapolis'taki son sezonu olacaktı. Bob Short takımı Los Angeles'a taşıyor, tıpkı Dodgers gibi. Ama neredeyse taşıyacak takımı olmayacaktı çünkü Baylor'ın ikinci sezonu 18 Ocak 1960'da St. Louis'tan DC-3 uçağıyla Lakers Minneapolis'a dönmeye çalışırken inanılmaz bir kar fırtınasına yakalanıyorlar. Radar, radyo, göstergeler hepsi bozuluyor. Yakıt bitmek üzere, nereye gittiğini pilotlar göremiyor. Hatta pencereyi açıp, kokpitin penceresini açıp elle camı siliyorlarmış. Bir tanesi de frostbite oluyor. Yolda bir araba ışığını görüyorlar. Bu arabayı takip edelim diyorlar ama meğerse araba da bir bayırı tırmanıyormuş. Son anda çarpmaktan kurtuluyorlar. Çok alçak uçarken bir tarla görüyor pilot. Bir mısır tarlası ve oraya acil iniş yapıyor. Yerde bele kadar kar olduğundan dolayı uçak alev almıyor. Bobby Slick Leonard, o takımın önemli isimlerinden biri, uçaktan kendimizi dışarıya attığımızda diyor, çocuklar gibi çıldırdık, kar topu oynadık. Ertesi gün gazeteler o acil inişi mucize iniş diye tanıtıyorlar ve Minneapolis Lakers esasında ölümden dönmüştü. Lakers'ız bir NBA düşünebiliyor musunuz? Nerede olurdu şimdi NBA? Ama o gece 18 Ocak 1960 tarihinde Minneapolis Lakers neredeyse yok oluyordu. Şimdi 1960-61 sezonu yeni bir şehir Los Angeles. İkinci bir yıldız daha logo Jerry West. Oscar Robertson'dan sonra ikinci sırada Lakers tarafından seçiliyor. Yeni bir koç Jerry West'in West Virginia Üniversitesi'ndeki koçu Fred Shouse ve takım için yeni bir maç spikeri. Bunu da söylüyorum çünkü Chick Hearn tam 41 sezon bu işi sürdürecek. 1960-61 sezonu Elgin Baylor ilk iki sezonu 24.9 sayı, 10.15 rebound, 4.1 asist. İkinci sezonu 29.6 sayı, 16.4 rebound, 3.5 asist ortalamalarından sonra İlk kez 30 sayıyı aşıyor. 34.8 sayı, 19.8 rebound ve 5.1 asist. Ama bir sezon öncesinde olduğu gibi yine St. Louis'a takılıyor. O zaman St. Louis Hawks çok iyi takım, Bob Parrott. Ve Batı yakası finallerinde 4-3 kaybediyorlar. Baylor o sezon New York Knicks'e karşı 71 sayı atıyor. Ve bir sezon önce kendi NBA rekoru olan, onu da Boston Celtics'e atmıştı, 64 sayı rekorunu kırıyor. 1961-62 sezonunda da Will Chamberlain yine New York Knicks'e karşı 100 sayı atarak hala efsane rekor, duran rekor.
onun 71 sayı rekorunu kırıyordu. 1959'dan başlayarak Will Chamberlain arda arda 6 kez sayı kralı oldu. Baylor 1963-64 sezonunda ilk kez dizinden sakatlandı. Sakat sakat oynamayı alışkanlık haline getirmişti. Çünkü hakikaten hem başarılı olmak istiyordu hem de basketbol oynamayı çok seviyordu. 25.4 sayı ortalamasıyla tamamladı o sezonu. En iyi sezonlarında hep Wilt sayı kralıydı. 1960-63 arası Baylor 34.8, 38 ve 34 sayı ortalamalarıyla oynayıp sayı kralı olamamıştı. Zaten sayı krallığında Wilt'ı, finallerde de Boston Celtics'i hiç geçemeyecekti. Yine de 1961-62 sezonu NBA tarihinin en özel sezonlarından biridir. Yani bu inanılmaz bir şey. O sezon Berlin krizi çıkıyor ve Amerika'da yedek askerlerin hepsini orduya alıyorlar. Eğitim görüyorlar. Elgin Baylor hafta içi orduda eğitim görüyor. Hafta sonu geliyor. Hiç antrenman yapmadan hafta sonuna denk gelen maçları oynuyor. Çok zor bir ortam. Sayı ortalaması kaç biliyor musunuz? 38.3 sayı ortalamasıyla oynuyor. Antrenman yok. Tabii çok da fazla maç oynayamıyor. Sadece 48 maçta yer alıyor. Ama efsane bir sezondur. 1965 playofflarında ise yani bu kariyerini iyice aşağı çekecek en ciddi diz sakatlığını geçiriyor. Bu sakatlığından sonra atletizmi, çabukluğu çok olumsuz etkileniyor. Zaten artık Los Angeles Lakers'ın başka bir yıldızı takımı devralmak üzere. My logo tabii ki Jerry West. 1965-66 sezonunda da sadece 65 maçta oynayabiliyor. 16.6 sayı, 9.6 rebound. Kariyerinin en düşük ortalamaları. 1966-67 sezonunda 26.6 sayı ve 12.8 rebound ortalamasıyla inanılmaz bir geri dönüş yapıyor. O kadar ağrıya rağmen bunu nasıl yaptığını herkes çok merak ediyor. Lakabı zaten 64'ten sonra Aches and Pain, yani acılar ve ağrılar oluyor. Ama o oynamaya devam ediyor. 1965 yılında Bob Short Lakers'ı Jack Kent Cook'a satıyor. Baylor yeni patronu eskisi gibi olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Oyuncu olarak eskisinden farksızım diye. 1960-62 sezonuna dönmesi mümkün değil ama o yine elinden gelen her şeyi yapıyor. Boston Celtics'e 4-3 kaybettikleri final serisinde 5. maçta 61 sayı ve 22 reboundla oynuyor. Hala playoff rekorudur bu 61 sayı. 1967 playofflarında Rick Barry 55 atıyor ve Michael Jordan 1993 finallerinde o da 55 atıyor. En çok yaklaşan Elgin'a bu ikisi. Şimdi Baylor eski Baylor olmasa da 26.6 sayı, 12.8 rebound, 26 sayı, 12.2 rebound, 24.8 sayı, 10.6 rebound, 24 sayı ve 10.4 rebound ortalamalarıyla 1966-70 arası müthiş esasında dizlerinin durumunu düşünürsek müthiş 4 sezon oynuyor. Boston Celtics'e 2 kez, biri 4-2, biri 4-3 finallerde yeniliyor. Biri de New York Knicks'e Willis Reed'in efsane sakat sakat gelip hava atışına çıkıp maçın ilk iki basketini attığı New York Knicks takımına 4-3 yeniliyor. 3 finali de kaybediyorlar. 1967-68 playoff'ları gerçek Elgin Baylor'ı görebileceğimiz, o da sakat gerçek son playoff'lar oluyor. 28.5 sayı ve 14.5 rebound ortalamasıyla oynuyor. Son iki sezonu eski formundan çok uzak. Dizleri onu gerçekten mahvediyor. 15.4 sayı ve 9.2 rebound ortalamasıyla oynuyor. Ha fena değil diyeceksiniz ama Elgin Baylor'dan söz ediyoruz. Ve son playoff sezonu da 18.7 ve 9.6 rebound. 18.7 sayı. Şimdi birçok yıldız için bunlar çok güzel rakamlar ama
artık acılara dayanamayacak duruma geliyor ve 1971-72 sezonunda 9 maç tekrar oynamayı denedikten sonra basketbolu mecburen bıraktığını açıklıyor ve o sezonda işte o efsane sezon 33 maçlık galibiyet serisi Lakers'ın Will Chamberlain, Jerry West, Gail Goodrich, Lakers şeytanın bacağını kırıyor ve şampiyon oluyor. Şimdi basketboldan sonra 74-79 yılları arası New Orleans'ı çalıştırdı koç olarak. 1986 ile 2008 arasında da Clippers'ın basketboldan sorumlu as başkanıydı. 2006 yılında NBA'de yılın yöneticisi seçildi ama koç ve yönetici olarak oyuncu Elgin Baylor'ın çok seviyesinin altında kaldı. 1960-64 yılları arasında dizlerinden sakatlıklar başlayana kadar NBA'de tek bir soru soruluyordu. Wilt mı, Elgin? Bugün bir zamanlar Amerika'da efsane Elgin Baylor'ı anlattım.